Efendim iyi akşamlar. Takım Oyunu'na hoş geldiniz. Bugün açık havada son derece güzel bir ortamda sizlerle birlikteyiz. Çekmeköy'deyiz. Güzel, keyifli, ormanlık bir alanda. Açık havada. Hani çok da özlediğimiz, koronadan dolayı uzun süre evlerde kaldığımız için çok da özlediğimiz bir ortamdayız. Dönem dönem yaz aylarında bu ve buna benzer mekanlarda olacağız. Bugün DAP Yapı'nın Ormanköy proje arazisinden sizlere sesleniyoruz. Burada işte çok yakında sağlıklı evler yükselecek ama biz öncesinde güzel bir ev sahipliğinde sizlere bu açık havada maç havasında Rea Hocam güzel bir maç havasında merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tam kadro buradayız. Erman Toroğlu, Rea Kapsal ve Levent Düzemen. Son derece önemli bir maçın arifesinde. Bir yandan da devam eden karşılaşmalar var elbette. Şöyle bir bakıyorum. Rize Denizli maçında Yukatel Denizli Spor 2-0 öne geçmişti. Çaykur Rizespor 2-2'yi yakaladı. Önemli bir geri dönüş. Aşağı yukarı 70. dakikalar oynanıyor maçlarda. Son 20 dakika nefes kesecek. Rize'de 2-2'lik beraberlik var. Ve şampiyonluk mücadelesi veren ama korona arasından sonra biraz sallanan Demir Grup Sivas Spor, Kayseri Spor karşısında evinde 1-0 geride. Kayseri Spor lige tutunmaya devam ediyor. O maçların sonuçlarını konuşacağız ama elbette öncelikli konumuz Başakşehir Galatasaray maçı, zirvenin maçı, haftanın maçı. 11'ler belli. Bir yandan arkadaşlarım bir süredir altyazı olarak geçiyorlar. Bir kez daha tekrar edelim. Medipol Başakşehir'in kalesinde Mert var. Kaysara, Ponka, Epriyanı, Klişi savunma dörtlüsü. Önlerinde Mahmut'la İrfan Can oynayacak. Visca'yla Robinho iki kanatta. Ortada Aleksic, ileride Crivelli görev yapacak. Gelelim Galatasaray'a. Muslera'nın yokluğunda Okan kalede. Lines, Lemina ve Donk savunmada ikili. Donk döndü. Saratçı solda. Önde Taylan mı oynayacak, Ömer mi oynayacak? Böyle bir soru işareti vardı. Ömer oynuyor efendim. Ömer'le Seri var. Feguli ile Emre Akbaba iki kanatta. Belhan da hemen forvetin gerisinde. Onyekuri ileride. Sekidika oynayabilir mi diye böyle bir dünden bugüne yansıyan haberler vardı. Ama Fatih Hoca Onyekuru da karar kıldı. 11'ler bu şekilde oluştu. Levent abi seninle başlayalım. Yani dün Erman abi birkaç haftadır söylüyor. Aşağı yukarı 30. haftada ligin resmi netleşir diye. Ve dedi ki dün akşam Galatasaray kazanırsa başka bir görüntü çıkar ortaya. Kartlar yeniden dağıtılır. Ama öte yanda Başakşehir'in kazanması halinde de dün Trabzonspor'un evinde Ankara Gücü'yle berabere kalmasından ötürü Başakşehir adına, lider Başakşehir adına önemli bir kazanım olur. Bu anlamda bir kırılma maçı. Zirve yolunda bu kadar az hafta kalmışken son derece önemli bir 90 dakika bekliyor bizi. Nasıl bir senaryo bekliyorsun iki takım adına? Şimdi öncelikle Başakşehir takımı kazanırsa şampiyon haline gelir. Çünkü kadro derinliği fazla olan bir takım. Yani ideal kadrosundan iki oyuncu eksik biliyorsun. Bir tanesi Dembaba, sakatlığı yok ama giren oyuncu Robinho. Ponk oynuyor defansta. Yani bir eksiği yok ama Galatasaray'ın çok eksiği var. Yani Galatasaray'ın en büyük eksik kalecisi zaten. Muslera %50 bir takım. Galatasaray kazanırsa Şampiyonlar Ligi için bir avantaj elde eder. Çünkü kastan Trabzonspor'un sonucuna kadar şu anda Trabzonspor'un eğer böyle bir gitmeme sıkıntısı olursa o zaman ikincilik ve üçüncülük çok değer taşıyor bu işte. Bence Galatasaray önemli bir adım atmış olur. Yani sonuçta şunu söylüyorum. Bu oyuncuların hepsi çoğu şampiyon takım. Şampiyonluk yaşamış oyuncular. Fatih Terim de strateji uzmanı bir hocaysa öyle kabul ediyoruz. O zaman bu maç içinde rakibe göre yani benim istediğim futbol oynayacaksın diye bir kural yok. Rakibe göre önlem alarak oynaması gerekiyor. Biraz daha az topa sahip olarak, kompak oynayarak ve Onyekuru'yu santrfor oynatacağını düşünürseniz onun defans arkası koşularda topla buluşturmaları gerekiyor diye düşünüyorum. İşte Galatasaraylı oyuncular bunu onur mücadelesinin haline getirip gerçi iki haftada iyi bir operasyon yediler. Bu operasyonlar da çok etkili oldu. Çünkü neden?
Galatasaray'ın 8 puan geriden gelip şampiyon olduğunu bilen eller, gizli güçler bunu önceden harekete geçirip operasyon yaptılar. Bu operasyonun devamı olarak da ben bugünkü maçın hakemi Ali Padova'yı görüyorum. Çünkü Galatasaray maçlarında çaldığı düdükleri hepimiz biliyoruz. Çok tartışık. Erman Hoca görüntüler bizde varken hepsini yorumlamıştı. Dilerim vicdanlı bir maç yönetir. Çünkü sen onun da çocuğu var, ailesi var. Yani sonuçta vicdanlı maç yönettiği takdirde bu işe karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadene göre sonuç alması gerekiyor. Ama en önemli olan kişi VAR'da görevli olan insan. Yani VAR'da görevli. Atilla Karaoğlan galiba değil mi VAR'da? Geçen hafta şeydeki hakem. Alanya maçında bariz gol şansından gol kıra kırmızı kartı göstermeyip değil mi? Rakibi 10 kişi bırakmayan bir hakem. Artı Sivas'taki maçı hatırlıyoruz. Penaltıyı verdirdi ama penaltı öncesi Sivas oyuncunun Galatasaraylı oyuncunun sırtına çıkarak yaptığı vuruşu ne yazık ki göremedi. Gözüne perde indi diye kabul ediyorum. Dolayısıyla artık hakemlerde konuştuğumuz için hoca da çok güzel şeyler anlatıyor her hafta bize. Yani benim bu saatten sonra eğer hakem oyunu olmazsa çatır çatır bir mücadele izleriz. Galatasaraylı oyuncular da dedim ki şampiyonluk yaşamışlar. Bu ligin son şampiyonu Galatasaray. O zaman çıkıp adam gibi mücadele edecekler. Yani iki kişilik koşacaklar. Rakibe engel olacaklar. En azından kazanmak için uğraş verirken kaybetmemeyi de hedef haline getirecekler. Ama kazanırsa Galatasaray takımı Trabzonspor'la Avrupa konusunda final maçı oynar haftaya. Hmm. Evet. Erman abi sen dün gece bıraktığımız noktada ya kartlar yeniden dağıtılır ya da başka bir resme doğru gider bu iş diyordun. Kaldığın yerden devam edelim. Arkası yarın yapalım. Sağ içini konuşarak başlayalım. İnşallah maçtan sonra da sadece sağ içini konuşuruz. Çok mümkün olmuyor maalesef son haftalarda. Ama Başakşehir iyi bir takım. Sen sezonun başından beri ona da vurgu yapıyorsun. Avrupa'da da devam ediyorlar. Galatasaray şöyle bir bakıyorum 7 eksiği var. Hani Muslera, Andone, Marka, Falcao cezalar var. Mariano, Ahmet, Adem'i çok fazla eksik var. Öte yanda Şikirtel yok Başakşehir'de. Mesela Adem'in 2-3 maçtan 2 maça indirilmesi beni çok şaşırttı. Hocam burada küfür etmişse hakemi 3 maça inmez, 2'ye inmez. Ama başka güçler Galatasaray Trabzon'a santrfor çıkmasın diye düşünüyor. Hmm. Evet hocam, seninle devam edelim. Çok kritik maç olduğu şüphesiz. Ligin üstünü şöyle biraz daha netleştireceği konusunda hemfikiriz. Ama sen hep diyorsun uzun haftalardır 30. haftayı bekleyin der diye. Bugünkü maç için sen nasıl bir senaryo kuruyorsun kafanda? Bakalım o senaryoyu hep birlikte paylaşalım izleyicilerimizle. Başakşehir alırsa zaten lig biter ki şu anda o kadar kağıt üzerinde biter lig. Bir Başak olur, iki Trabzon olur. Şampiyonlar Ligi'ne ikisi giderler. Düşme hattı da belli değil. O kadar net ama daha hani bir 5 hafta var. Geçeceksiniz o işi. O işi geçeceksiniz. Bugün Başakşehir'i yenerse lig biter. Başakşehir 1 olur, Trabzon 2 olur, Şampiyonlar Ligi'ne gider. Bunu bir manşet bence yazalım. Başakşehir'i yenerse... Manşet benim fikrim ya. Evet. Küçükler aşağıda boğuşuyorlar işte. Değişik değişik şeyler oluyor. Enteresan sonuçlar var devam eden çünkü maçlarda. Dün işte akşam Emre olayı konuşuldu biliyorsunuz. Evet. Şu saate kadar bir açıklama yok değil mi? Yani Emre hakeme gidip konuştu mu diye siz duydunuz mu? Hakem tarafından mı? Her taraftan ya. İşte kulübün bir şeyi ya var. Ya duydunuz ne kulübü ya? Duydunuz mu? Başka bir şey yok. Yok öyle bir şey çünkü. Yalan. Mesaj geldi. Yok öyle bir şey. Kimden mesaj geldi ya? Çıksınlar açıklasınlar ve görüntüyle göstersinler bana. Yayıncı kuruluş tabii montaj yapar mı bilmiyorum da çıksınlar. Emre ile hakem konuşuyor mu maçta? Atılan oyuncu çıkana kadar. Atılan oyuncu çıkana kadar. Sağdan. Hı. Emre ile hakem konuşuyor mu bana? Ondan sonra konuşuyorsa bana ne diyorsunuz? Hocam bir şey söylüyorum ya. Dün akşam da konuştuk aynı işi. Ya kimse oynamasın. Neyse doğru. Görüntüler oynasın. Oruç ben yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Dün gene bir çizgi çizdiler Trabzon'da. S çizgi çizdiler. Artık ayıp bu yani. Yapmasınlar perspektifmiş bunu. Perspektifmiş hocam o. Yapmasınlar bunu. Yapmasınlar bunu yani bu kadar da insanları keriz, gerizekalı, aptal yapmasınlar ya. Yani bu kadar keriz, aptal, gerizekalı yapmasınlar insanlar. Hakikaten. O çizgiyi neredeyse es çizecekler.
bana Emre ile hakemin konuşmasını göstersinler, kabul edeceğim. Ya bir dakika şöyle Ekrem şey Emre gitsin hakeme konuşsun. Bir enstantane göreyim diyor. Çocuk çıkana kadar. Bir görüşsünler. Ben konuştum. Maçta birisinden konuştum. Maçı seyreden Emre ile hakem yan yana gelmediler dediler çocuk çıkana kadar.